Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti bütün mümin kardeşlerimizin ve bizi dinleyen kardeşlerimizin üzerine olsun. Hüce Mevlam gününüzü hayırlı etsin. Hüce Mevlam evlerinize huzur, bedenlerinize sağlık versin. Vatanımızın, milletimizi her türlü tehlikelerden muhafaza buyursun. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Kardeşlerimiz, ailemin sohbet günlüğü derslerinden bugünkü dersimiz beden mahremiyeti. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü gulli ezvacike ve benatike ve nisail müminine yudnine aleyhinne min cilabihinne. Zalike edna en yurafne fela yu'zeyne ve kanallahu gafuran rahime. Sadakallahu aleyhi. Yüce Mevlamız Ahzab suresi 59. ayet-i kerimede ey peygamber hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına dışarı çıktıkları zaman dış örtülerini üstlerine almalarını söyle. Onların tanınması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur. Allah bağışlayandır, esirgeyendir buyuruyor Yüce Mevlamız kardeşlerimiz. Kıymetli kardeşlerimiz, Yala bin Ümeyye tarafından nakledildiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem açıkta gusleden bir adam görüyor. Bunun üzerine minbere çıkıyor. Allah'a hamd edip onu övdükten sonra şöyle buyuruyor. Allah halimdir, haya sahibidir. Kusurları örter, hayayı ve örtünmeyi sever. Biriniz gusledeceğinde kapalı yerde yıkansın buyuruyor. Kıymetli kardeşlerimiz, bedenlerimiz Allah'ın bahşettiği şeref sebebiyle saygın ve dokunulmazdır. Ruhların tekrar geri verileceği güne kadar bizlere emanet edilmiş giysiler gibidir bedenlerimiz. Bu sebeple bizim mülkümüz değildir. Bizim mülkümüz olmayan bir şeydeyse istediğimiz gibi değil, sahibinin istediği şekilde davranmak durumundayız. Söz gelimi beden sağlığımız için tehlikeli olan alkol, uyuşturucu, sigara gibi zararlı maddelerden uzak durmalı, dengeli beslenmeli, yeterli miktarda uyumalıyız. Bunların yanında her değerli şeyin gizli tutulup saklandığı gibi vücudumuzdaki örtülmesi gerekli olan yerleri de kardeşlerimiz örtmeliyiz. Hazreti Adem Aleyhisselam ve eşi cennette çok güzel bir hayat sürerken şeytanın aldatmasıyla yasaklanan ağacın meyvesinden yediler. Bunun üzerine avret yerleri açıldı ve hemen buldukları ağaç yapraklarıyla örtünmeye çalıştılar. Çünkü onların fıtratında örtünme güdüsü vardı ve haya duygusu mevcuttu. Bu da bize örtünmenin fıtratın bir parçası olduğunu göstermektedir. Yani Adem Aleyhisselam ve Havva annemiz hemen üstlerini örtmeye çalıştılar yapraklarla. Neden? Çünkü insanda örtünme içgüdüsü var. Yani örtünmek ister her zaman. Onun için kardeşlerimiz. Vücutta gösterilmemesi ve dokunulmaması gereken, örtünmesi farz olan özel bölgelere avret denir kardeşlerimiz. Avret erkeklerde diz kapağı ile göbek arasında kalan kısımdır. Kadınlarda ise eller, yüz ve ayakların haricinde bütün ayaklar dediğimiz topuktan aşağı olan ayaklarının haricindeki bütün her yerimizin kapanmasıdır kardeşlerimiz. Avret yerleridir kadınların. Hatta zinettir. Kadınların bedeni ise Kur'an'ın ifadesiyle zinettir. Yani daha özeldir. Bizim erkeklerden daha özeldir kadınlar. Daha Kur'an-ı Kerim onlara, Allah onlara daha çok değer veriyor kardeşlerimiz. Zinet diyor çünkü. Bu sebeple kadınlarda el, yüz ve ayaklar haricinde bedenin tamamı avrettir kardeşlerimiz. Bedeni saygın ve değerli hissederek korumak iki taraflı bir hassasiyeti gerektirir kardeşlerimiz. Kendi bedenimizi koruduğumuz gibi karşıdaki insanların da bedenlerini gözümüzden sakınmalıyız efendim. Saygılı davranmalıyız, saygılı olmalıyız. Vücudumuzu izinsiz ve harama yönelten bakışlara karşı örttüğümüz gibi gözlerimiz de bir başkasının özeline kapamalıyız kardeşlerimiz. Rabbimiz gözlerini haramdan sakınma emrini Kur'an'da her iki cinse de ayrı ayrı hitap ederek önce erkeklerden sonra da kadınlardan aynı duyarlılığı göstermelerini istemektedir kardeşlerimiz. Onunla alakalı ayet-i kerimenin mealini sizlere okuyalım.
Evet. Mümin kadınlara, bakın mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar. Irzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Çünkü yok ki, şüphe yok ki Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. El, yüz, el gibi görünen kısımların müstesna ziynet yerlerini göstermesinler. Başörtülerini yakaların üzerine kadar salsınlar. Ziynetlerini kocalarından yahut babalarından yahut kocaların babalarından yahut oğullarından yahut üvey oğullarından yahut erkek kardeşlerinden yahut erkek kardeşlerinin oğullarından yahut kız kardeşinin oğullarından yahut Müslüman kadınlardan yahut sahip oldukları kölelerden yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden yahut henüz kadınların mahrem yerine vakıf olmayan erkek çocuklardan başkalarına göstermesinler. Yani bu kişilere zaruret halinde gösterebilirler. Bu saydığımız kişilere, bunun dışındakilere göstermesinler. Ey müminler, hatta şöyle söylüyor ben Kur'an-ı Kerim. Gizledikleri ziynetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Yani ellerinde kollarında altın bilezik varsa, ayaklarda da oluyor biliyorsun, ayağı da takılıyor. Bunu böyle yere vurarak, bak bende işte altın var, bak bende bilezik var diye bu şekilde insanlara buyurmasınlar. Ey müminler, hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Nur suresi 30 ve 31. ayet-i kerime böyle diyor kardeşlerimiz. Kıymetli kardeşlerimiz, insan bedeni öldükten sonra daha saygın hale gelir. Yani dünyadayken de saygındır insan ama bedeni öldükten sonra da saygındır. Bu sebeple Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mezar kazanlara kemikle karşılaşınca onları kırmamalarını tembihlemiştir. O kemiklere güzel davranın, onları kırmayın demiştir. Öte yandan ölmüş insanların saçlarından yapılan perukları takmayı ve onların saçlarından kendi saçlarına ekleme yapmayı kesin olarak yasaklamıştır. Yani ölmüş bir insanın saçını kesip de kendi saçınıza takamazsınız kardeşlerimiz. Bu yasaktır. Peygamberimiz böyle söylüyor. Efendim, ölümünden sonra bile bu kadar saygın olan bir bedene, yani öldükten sonra bile bir insanın bedeni bu kadar saygınsa, saçına dokunulmuyorsa, kemiğine dokunulmuyorsa, vücudunda kalan o kalan şeylere dokunulmuyorsa, o zaman canlıyken insan niye kendi bedeninin kıymetini bilmez? Biz de anlayamadık, biz de anlamıyoruz. Yani bu bilmeyenlerin de niye bilmediklerini anlamıyoruz kardeşlerim. Bedenimiz üzerinde fıtratı bozan ve geri dönüşü olmayan tasarruflarda bulunmanın yanlış olduğunu emanet bilincine sahip olan her Müslüman kabul eder kardeşlerimiz. Beden benim değil mi? İstersem kürtaj yaparım, istersem cinsiyetimi değiştireyim diyenler emanet bilincine aykırı davranmakla kalmayıp esasen Allah'ın yarattığı bir canı haksız yere öldürerek, ruhu ve bedeniyle hayata tutunmaya çalışarak minik insanın yaşam hakkını kasten ihlal etmektedirler ve katil olmaktadırlar. Onun için bunu yapamazsın, böyle bir yetkiniz yok. O insanın hakkına saygı duymak zorundasınız. Aynı şekilde yaratılış üzere var olan, yaratılış olarak yaratılmış olan erkek ya da kadın. Erkek yaratılmışsanız erkeksiniz, kadın yaratılmışsanız kadınsınız. Var olması gereken cinsiyete tahrip ve tahrif de bedene ihanettir kardeşlerimiz. Bedene ihanet nasıl olurmuş? Böyle olurmuş. Erkekseniz kadın olmaya çalışmanız, kadınsanız erkek olmaya çalışmanız bedene ihanettir kardeşlerimiz. Unutmayalım. Onun için kardeşlerimizden rica ediyoruz, Müslüman din kardeşlerimizden, Müslüman bayan kardeşlerimizden, erkek kardeşlerimizden giyinirlerken biraz bol giyinsinler. Böyle efendim böyle dar elbiseler giyip de böyle vücutlarını ortaya çıkarmasınlar lütfen. Yoksa çok büyük günaha giriyorlar ve insanlara da günaha sokuyorlar. Yani bir bayan zannetmesin ki ben şimdi dar elbise giydim, çıktım sokağa, erkekler bana baktı, günahkar erkekler. Kusura bakmayın efendim, kusura bakmayın. Sadece günahlar değil, günahkar değil. En büyük günah sizindir. Çünkü siz o insanları, kendi vücudunuzu o insanların gözünün önüne sererek günaha gidiyorsunuz, büyük günaha gidiyorsunuz. O insanları da günahkar sahip ediyorsunuz. Ve o ne kadar insan günahkar, ne kadar insanı günaha sokarsanız o kadar daha günah alıyorsunuz. Haberiniz var mı? İşte bunu yapmasın kardeşlerimiz. Lütfen. Rica ediyoruz. Yani biraz insanlara saygılı olun. Ben, bana sorarsanız, ben şunu söylüyorum. Bir insanın dar giyinip sokaklarda kendini teşrih etmesi, efendim böyle kendini göstermesi bence insanların hakkına tecavüzdür kardeşlerimiz.
diğer insanlara. Çünkü diğer insanları siz tahrip ediyorsunuz ve günaha sokuyorsunuz. Bu da sizin yaptığınız en büyük bir yanlıştır kardeşlerim. Dinimiz bunu kabul etmiyor, kusura bakmayın. Onun için elinizden geldiği kadar lütfen böyle kendinizi, bedeninizi koruyun. Bedeninizi, kadınlar özellikle zinet zaten. Kur'an-ı Kerim zinet olduklarını söylüyor. Eğer siz zinetsiniz, zinet bir kıymetli bir varlıksınız. Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. O zaman siz de kıymetinizi koruyun lütfen. Kıymetli şeyler saklanır. Kıymetli şeyler ortaya atılmaz. Kıymetli şeyleri ortaya attığınız zaman birileri onu alırlar. Ama kıymetli şeyleri saklarsanız onun kıymeti bilinir kardeşlerim. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Efendim, fetvamız var. Fetvamızda diyor ki, tedavi olan bir hastanın avret mahallini açmasında bir sakınca var mıdır? Yani tedavi olmaya gittik doktora. Doktor erkek, siz de bayansınız. Ya da siz erkeksiniz, doktor bayan, avret yerinizi göstermek istemiyorsunuz. O zaman bununla alakalı bir fetva, bakalım ne diyor. Tedavi ihtiyacı gibi zaruri durumlarda, tedavi ihtiyacı biliyorsunuz zaruridir efendim, gerektiğinde hastanın bedeninin mahrem yerlerine tedavi işlemini yapan kimselerin bakması ve dokunması caizdir. Yani tedavi işlemi yapan hemşire, doktor, hasta bakıcı velhasıl kimse, bunların sizin bedeninize dokunması ve bakması caizdir. Tedaviniz yapmak için. Mahrem yerlerini açmak durumunda olan hastaların imkanlar ölçüsünde öncelikle hem cinsini, yani erkek ise erkek doktoru tercih etmesi, kadınsa kadın doktoru, hem erkekse erkek hemşireyi, kadınsa kadın hemşireyi tercih etmesi daha uygundur kardeşlerimiz. Evet, buna imkan bulunmaması halinde ise bu konuda cinsiyet farkı dikkate alınmıyor. Çünkü zaruretler sakıncalı olan şeyleri mübah kılar kardeşlerimiz. Bunu unutmayalım. Bununla birlikte tedavi eden doktorun da harama bakma izninin zarurete mebni olduğunu unutmaması gerekir. Bunun için de teşhis ve tedavi amacıyla bakılması gereken sınır aşılmamalıdır. Zira zaruretler kendi miktarınca takdir olunurlar. Yani doktor sizin zinet avret yerinize bakarken, avret yeri dediğimiz işte kadınlarda el ve yüzün haricindeki her yer avrettir. Erkeklerde sadece diz kapağı ve göbek arası avrettir. Buralara bakarken doktor ya da o hasta neyse, hasta bakıcı ya da işte hemşire, onun sınırı vardır. O sınırları aşmamasını söylüyor dinimiz. Sınır ne kadarsa, ne kadar zamanda tedavi yapıyorsa o tedaviyi yapıp hemen kapatmalıdır kardeşlerimiz. Bu şekilde bunu da öğrenmiş olduk. Demek ki bir bayan kardeşimiz gitti diyelim ki, bir doğum doktoruna gitti diyelim ki, kadın doğuma gitti. Orada da o bölgede de hiç şey yok. Efendim, bayan doktor yok, kadın doğumcu yok, erkek var. O zaman mecburen o kardeşimiz ona tedavi olabilir. Evet kardeşlerimiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti üzerinize olsun. Biz özellikle rica ediyoruz sizden kardeşlerimiz. Lütfen kendi bedeninizin kıymetini bilin. Allah biliyor. Bayan kardeşlerimize söylüyoruz. Allah sizin bedeninizi çok çok değer veriyor. Zinet diyor. Zinetleri saklayın diyor Allah. O zaman zinetse zinetinize sahip çıkın kardeşlerimiz. Lütfen böyle kendinizi insanlara, bedeninizi göstermeyin elinizden geldiği kadar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti üzerinize olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bir dahaki derste buluşmak üzere. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Sağ olasınız.